Merhaba arkadaşlar. Bugün Kızılı Şelalesi'ne gidiyoruz. Kızılı Şelalesi Burdur iline bağlı Bucak ilçesinde yer alıyor. Nisan ayındayız. Nisan ayında tabii ki şelalenin güzel bir şekilde akması gerekiyor ama yağış bu sene çok olmadı. Şelalenin durumu nedir bilmiyoruz. Şelaleye giden yol oldukça güzel bir yol. Çünkü Karacaören Gölü'nün hemen yanından gidiyoruz. Manzarası çok güzel olan bir rota burası. Bugün pazar günü olduğu için bu yolun oldukça hareketli olacağını düşünüyoruz. Grubumuzda şu anda 3 tane Hero X-Pass 200 var. Bir tane Dominar 250. Bir tane X-Max 250. Bir tane de KTM 790 motorlarımız var. Şelaleye giden yol birazcık dar bir yol. Gördüğünüz gibi yani iki araç yan yana gelse, karşı karşıya gelse birbirlerine yol vermek zorunda kalacaklar. Öyle bir yol. Biz motorcular için tercih edilebilecek güzel bir yol. Bu şelalenin en güzel yönü hemen şu kullandığımız ana yola akıyor, yani direkt yola akan bir şelale. Yani şelaleye ulaşmak için de çok çaba sarf etmeye gerek yok. Ana yolu takip ettiğimiz sürece şelaleye ulaşacağız. Virajlar çok keskin ve çok dar. O yüzden gördüğünüz gibi bakın araçlar aniden çıkabiliyor. Dikkatli sürülmesi gereken bir yol. Bugün pazar olduğu için bu yolun kalabalık olması normal. Çünkü bu barajda balık da tutulduğu için özellikle hafta sonları balıkçıların da tercih ettiği bir bölge. Aynı zamanda bu yol
Isparta Çandır bölgesine giden bir yol. O yüzden de buradaki köydeki yaşayanların da kullandığı bir yol. Buraya ulaşmak için navigasyondan yararlanmak istersek sanırım bulamayabilir. Hani Kızıllı Şelalesi diye bir konum göstermeyebilir. Buraya ulaşmak isteyenler Karacaören köyüne geldikten sonra navigasyonlarına Çandır yazıp Çandır rotasına göre bu yoldan devam etmeleri gerekiyor. Geçen yıllara göre kıyaslayınca gölde bayağı bir çekilme olmuş. Artık eskisi gibi yağış yok arkadaşlar. Yani sanırım Türkiye'nin tüm bölgeleri aynıdır. O kuraklıktan bu gölde nasibini almış. Şelaleye ulaşmak için Isparta Antalya yolunu kullanmamız gerekiyor. Burdur üzerinden olan değil de arka yoldan giden yolu kullanacağız. Karacaören köyüne geldikten sonra, yani Karacaören barajının ilk başlangıç noktasındaki köye geldikten sonra buraya geçmemiz gerekiyor. Daha doğrusu aslında Kızıllı Köy'de yazınca olması gerekir aynı rotanın. Görüyorsunuz arkadaşlar, bir tane kamyon geliyor. Yolun neredeyse tamamını kaplamış durumda. Buraya gelen kişilerin buna dikkat etmesi gerekli. Ne oldu, çıkamadı mı? Yolun bundan sonrası biraz daha güzel, özellikle manzara açısından.
şimdi tek umudumuz şelalenin akması. Normalde bu aylarda güzel çağlayan bir şelale ama yağış olmadığı için kurumuş olabileceğini de düşünüyoruz. O yüzden artık nasip dedik, sürdük. Temennimiz güzel görüntüler görebilmek. Bakacağız artık. Yine her aralığa yola çıktık. Bu yollar için yine her aralığa çok uygun bir motor. Grup şu anda biraz kopmuş durumda. İki parça halinde gidiyoruz. Az bir yolumuz kaldı. Bundan sonrası biraz daha daralacak gibi. Şimdi aşağıdaki dereye bakınca su akışı var. Bu su da tahminime göre şelalenin olduğu bölgeden geliyor. Sanırım şelale akıyor gibi. Yani bu şu anda akan suya bakılırsa.
sanırım çok az bir yolumuz kaldı. Birkaç kilometre sonra ulaşacağız gibi. Ülkemizde hala keşfedilmemiş çok yer olduğuna inanıyorum. Yani bu şelale yıllardır burada akıyor ama biz de inanın bu bölgede yaşamamıza rağmen, buraya yakın bir yerde yaşamamıza rağmen biraz geç keşfettik. Şu anki tek temennimiz gittiğimize değmesi. Evet. Sanırım akıyor gibi geldi. Çünkü derelerden su akışı var. Çok güzel, çok güzel. Umarım kamerada güzel görünüyordur arkadaşlar. Şelale harika durumda. Gerçekten harika. Nasıl gençler? Güzel değil mi? Yani. Hadi yakala. Güzel güzel. Yani geldiğimize değdi. Hoş geldin oğlum. İstat iyi. Ben de alacağım böyle bir şeyi. Ha, şu an kayıttayız. Ne yapıyorsunuz? İyiyim, sen nasılsın? Beklettim sizi ama kusura kalmayın. Olsun olsun, yine iyi yetiştin ama boşver. Yetiştin diyorum, güzel. Burdur'dan geldim. İyi, güzel. Gel hadi ara verin. Manzara muhteşem arkadaşlar, bakın hemen yolun üzerine akıyor, gördüğünüz gibi burası Çandır yolu, muhteşem bir güzellik. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere inşallah.